Merhaba arkadaşlar, Baş Şişman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yunus Akgün'ün kariyerini 10 sezon boyunca simüle edeceğiz ve bakalım nerelere kadar gelecek, hangi takımlarda oynayacak, acaba Ballon d'Or kazanabilecek mi? Bunu göreceğiz. Kendisi biliyorsunuz Galatasaray altyapısından yetişti. Şu anda Adana Demirspor'da kiralık. Bu sene ilk sezonumuzda Adana Demirspor'da oynayacağız. Oynayabildiği mevkiler sağ orta saha ve merkez ofansif orta saha. Ben onu sağ kanat mevkini değiştirerek ileride Ballon d'Or alma şansını yükseltmeye çalışacağım. Bu sezon sonunda Galatasaray'a döneceğiz. Bakacağız orada oynayacağız mı yoksa başka kulübe kiralık mı gideriz ya da satılır mıyız? Onu göreceğiz tabii ki. Videomuza başlamadan önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda 68 reytingi var, 20 yaşında ve FIFA 20'de verilen 81 potansiyeli ona ekledim. Normalde şu anda 75 potansiyeldi. Hızı idare eder durumda. Fizik gücü düşük, defansı çok zayıf, driblingi güzel, denge, çevikliği falan onlar güzel. Şimdi önce biz bu arkadaşı ne kadar da değişiyormuş sağ kanat yapacağız. 6 hafta sonra hem zayıf ayağı gelişecek hem de şutu biraz daha gelişmiş olacak. Sağ kanat yapacağız, ondan sonra artık devamlı her sene antrenman planını değiştirerek daha hızlı rating yükseltmesine yardımcı olacağız. Burada zaten kiralıyız, geri döneceğiz. Acaba burada benim bir korkum, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, burada sağ kanatta Akintola var. Acaba sağ kanatta Akintola bizi keser mi? Ondan emin değilim. O yüzden yapacak bir şey yok. Keserse de zaten sezon sonunda belki 3 rating falan geçersek, artış gösterirse büyük ihtimalle Akintola'yı da kesecektir. Bu arada gittiğimiz takımlara transfer yapamayacağız ama çok böyle acil bir durum söz konusu olursa, yani olmazsa olmaz bir transfer olursa bir tane transfer hakkımız olacak. Şimdi arkadaşlar ben 6 hafta sonra mevki değişikliğini onaylayacağım ama sizinle sezon sonunda görüşeceğiz. İlk sezon sonuna gidiyoruz, bakalım ne kadar gelişip kaç maç oynayıp gole asiste ne kadar katkısı olacak, onu görelim. Haydi sezon sonuna. Evet, birinci sezon sonuna geldik. Bakalım ligde nerelerdeyiz? Yunus Akgün kaç rating oldu? Ayrıca oyun bizi otomatik olarak konferans ligine de atmış. Simülasyon esnasında fark ettim. Onu da göreceğiz şimdi. Şimdi gelelim şuradan. Bu 54 rating de yukarıda kıpkırmızı yanıyor, alev alev. Şimdi şuraya bir bakalım. 11.yiz arkadaşlar. 38 maçta 50 puan toplamışız. Bir maç daha yenseymişiz 9. olabilirmişiz. Ama problem değil. Şimdi Türk Kupası'na bakalım. Türk Kupası'nda Beşiktaş almış. Biz nerelerde elendik onu görebiliyor muyuz? Son 16'da Karagümrük bizi yenmiş. O da güzel. Şu ilk başlarda Şampiyonlar Ligi falan filan oralara geçelim. Avrupa Ligi'nde. Biz zaten neredeysek oraya bakalım şimdilik. Tottenham Konferans Ligi'ni almış. Biz buradan çıkmış mıyız? Çıkmış, çıkamamışız be. 9 tane... 3 tane takım 9 puan almış. Yani lan averajdan kaybetmişiz ya. Vay anasını sayın seyirciler. Neyse, burayı da gördük. Şimdi gelelim takıma. Takımımız ne durumda? Takımız da Akintola yazıyor. Demek ki evet. Yunus Akgün geri dönmüş. Bunu buradan göremeyeceğiz. Demek ki o zaman şuradan bakacağız. Takım istatistiklerinden Galatasaray'a. Galatasaray'da sağ kanat Yunus Akgün 20 maça çıkmış. 4 gol 1 asist. İlk sezon için biraz düşük tabii. Evet, şu anda 74 rating gelmiş. Ben zaten sağ kanada döndürdüğüm zaman 3 rating birden atar arkadaşlar. 71'e gelmişti. Demek ki bütün sezon boyunca 3 gelişmiş. 74 güzel. Bence Galatasaray'da iş yapar diye düşünüyorum. O zaman ikinci sezona geçelim. Bakalım Galatasaray'ın kadrosunda nasıl bir yer bulacağız ya da bulabileceğiz mi? Kimleri transfer etmişler onları da bilmiyoruz. İkinci sezona geçelim. Galatasaray'da buluşalım. Evet, ikinci sezonun başındayız. 74 genimizle şu anda güzel gözüküyor. Burada zayıf ayağı güçlenmiş. Bence beceri hareketlerini de güçlendirelim. Hem de pası bayağı zayıf kalmış. Pasını güçlendirmek için şöyle 11 haftalık bir periyot var. Burayı kullanabiliriz açık oyun kurucu olarak. Bu şekilde bırakacağım. Hızı biraz güzelleşmiş. Şöyle bir de takıma bakalım arkadaşlar. Kadromuz ne durumda? Herkes aynı gözüküyor şu anda. Çikildağ, Kutlu, Antalyalı, Aktürkoğlu falan filan. Mustera sezon sonunda futbolu bırakıyor. 79 ratingi var şu anda. Onun yerine artık Okan Kocuk devam eder mi, etmez mi? Biz zaten büyük ihtimalle burada bir sene kalırız diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımız var. Demek ki geçen sene biz şampiyona da bakmadık ya. Harbiden önemli olan bizim 11. olduğumuz Adana Demirspor'la. O yüzden oraya baktım. Hiç şampiyona da bakmadık ya. Kim şampiyon olmuş? Uzun zamandır oyuncu rebuild yapmıyorduk. Biraz unutmuş olabiliriz yani. Artık idare edersiniz. Şimdi Mayıs, Haziran'a gidiyoruz arkadaşlar. 10 Haziran'a kadar gidelim. Yunus Akgün ne kadar gelişecek? Haydi bakalım. Evet, geldik Haziran'a. Sezon sonuna geldik. Bakalım Galatasaray ligde neler yaptı. Önce onu göreceğiz tabii ki. Galatasaray ligde 3. olmuş arkadaşlar. Genelde simülasyonda Trabzonspor ağır basıyor ama bu sene Fenerbahçe 1. olmuş. Biz 72 puanla 3. olmuşuz.
55 gol atıp 34 gol yemişiz. Acaba Türk Kupası'nda ne yaptık ona bakalım. Türk Kupası'nda da finalde yenilmişiz. O da güzel. UEFA Süper Kupası'nı kim almış onu göreceğiz. Bayern Münih Leverkusen'i 3-1 yenmiş. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Bayern Münih Real Madrid'e karşı almış. Biz grup aşamasına geldik mi acaba onu merak ettim. Zaten burada olsa direkt gözükecekti. O yüzden demek ki UEFA Avrupa Ligi'ne düştük. Oraya bari bakalım. Manchester United Everton'ı 3-2 yenerek finalde kupayı almış. Biz şuradan grup aşamasına bakalım. Galatasaray lig gruptan ikinci çıkmış arkadaşlar. Villarreal, Ferencvaros ve Malmö'lü gruptan ikinci çıkmış. Ön eleme turunda Leverkusen 5-3 bizi yenmiş arkadaşlar. Zaten de yani burada daha güçsüz ekipler var mı diyecektim. Ona baktım şu anda. Biraz şaşırdım. Çünkü Leipzig'ler, Roma'lar, Salzburg'lar, Sporting Lisbon'lar falan. Biraz zor bir grup olmuş. Peki Konferans Ligi'ne bakalım. Onu kim almış? Milan, Monaco'ya karşı 2-1 almış. Kupalar bu kadar. Şimdi geri dönelim takımımıza. Yunus Akgün 77 olmuş arkadaşlar. Takım çok da fena gözükmüyor aslında. Muslera sakat. Onun yerine Okan Kocuk oynamış. Yunus Akgün artı 3 gelişmiş. Bakalım gol krallığında var mıydık? Onu merak ettim. Aşağı doğru gideceğim. Yunus Akgün burada listeye girememiş. Peki asist krallığında var mıyız? Yunus Akgün... Akgün neredesin çocuğum? Çocuk. Burada da listeye girememişiz. Uğurcan Çakır da 17 gol yenmeyen maçla Mustera'nın önünde birinci olmuş arkadaşlar. Mustafa Muhammed 18 gol 2 asistle takımın en iyisi. Çıkıldağ 12 gol 8 asist. Kerem Aktürkoğlu 12 gol 4 asist. Sağ kanatta Morutan 42 maç. Morutan... Eşit mi olmuş? Nasıl olmuş bu şu anda? Sağ kanat, sağ orta, MO, sağ kanat, MO, sağ orta. Yani değişmeli oynamışlar diyeceğim. O da değil. Kimi kesmişler bunlar? Şu an bir garipsedim yani olayı. Acaba değişmeli mi oynadılar? Önemli değil. Neyse biz 6 gol, 3 asist yapmışız. Yavaş yavaş çoğalacak inşallah. 77 reytingimizle bence bir sene daha burada kalmalıyız diye düşünüyorum. Açık kanat oyuncusu 55 hafta diyor. O yüzden tabii bu yeni seneye geçince dinamik potansiyel tekrardan güncelleneceği için bunu şu anda yapmamızın hiçbir önemi yok. Biz o yüzden yeni sezona geçelim. Tekrardan bakalım gelişimimiz ne kadar hızlı olacak. 3. sezona geçiyoruz arkadaşlar. Evet 3. sezonun başındayız. Gördüğünüz gibi dinamik potansiyel de tekrardan yükselişe geçti. Şu anda 77 bakalım sezon sonuna kadar 80'i görecek mi ya da 80'i de geçebilir mi acaba? Tabii o genelde arkadaşlar takımın başarısıyla da alakalı. Ne kadar başarılı, ne kadar fazla gol attıysa o kadar da daha dinamik potansiyeli yükseliyor. Onu da söylemek istedim. Şu anda ters kanat oyuncusu olarak çalıştıracağım. Bitiriciliği, atak pozisyonu gelişsin. Zayıf ayağı ve beceri hareketlerini 5 yıldız yaptık artık. Vur gelsin diyoruz. Sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu ayrılmış. Serbest kalma bedelini almışlar. Onu ben fark etmemiştim. Şu anda hepsini düzelttim. Serbest kalma bedelini hiçbir kimse de yok. Morutan'ı sol kanada koydum. Sadece kaleciyi göstereyim arkadaşlar. Muslera futbolu bırak. Okan Kocuk da sözleşmesi bitmiş onu da fark etmemiştim. Serbestlerden geri aldım ve gittim bir tane aynı seviyede 79'luk Mustera ile aynı seviyede bir tane kaleci aldım. 27 yaşında arkadaşımız. Artı 3 tane de şurada bir tane santrafor yedeği aldım. Bir tane sağ bek yedeği bir tane sol bek yedeği bu altyapı oyuncularından 3 tanesini aldım. Bir de Okan Kocuk'u geri getirdim. Çünkü 18 oyuncumuz var. Birinde bir şey olsa sakatlansa namolup gidebiliriz. O yüzden ekstradan böyle bir kıyak geçmiş gibi oldum Galatasaray'a. Şimdi ne yapacağız? Hemen sezon sonuna gideceğiz. Bu sezon evet, Avrupa Ligi ön elemesi var. İnşallah geçersek Avrupa Ligi'nde bakalım neler yapacağız onu da görürüz. Hemen buradan Nisan Mayıs diyelim. Şöyle Haziran onunla gidelim. 3. sezon sonunda bakalım oyuncumuz ne kadar gelişecek. Evet arkadaşlar geldik 3. sezon sonuna. Bakalım kahramanımız neler yaptı. Galatasaray ligde birinci olmuş. 2 puan farkla güzel. Fenerbahçe'ye 2 puan fark atmış. 3. Beşiktaş da bayağı bir düşükmüş ha. Arada 16 puan falan fark var. İlginç. Nereye bakacağız? Türk Kupası'nda Galatasaray almış. Güzel. 2 kupa oldu şu anda. UEFA Süper Kupası'nı Manchester United almış. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kim almış? Paris Saint Germain Manchester City'ye karşı almış. Avrupa Ligi'nde var mıydık bakalım. Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe almış. Şu an ne diyeceğimi bilemedim şu anda. O kadar nadir gözüken bir şey ki bu. O yüzden şaşırdım. Konferans Ligi'ne bakacağız. Konferans Ligi'nde de Leverkusen Galatasaray lan finale gelmişiz ya. Ben diyorum Leverkusen Galatasaray 3-1 yenmiş sanki normal bir şeymiş gibi söylüyordum neredeyse. Neredeydik biz o zaman şöyle bakalım. Hajduk Split, Zürich ve Hearts diye bir takım duymadım daha önce. Bu gruptan birinci çıkmışız. Ön eleme turu yoktu zaten. Son 16 turunda Panathinaikos'u 4-2 geçmişiz. Çeyrek finalde Napoli'yi 4-2 geçmişiz. Yarı finalde 3-2 Lille'i geçmişiz. Ve finalde 3-1 yenilmişiz. Neyse buraya kadar gelmişiz en azından. Çocuğumuz finalleri falan gördü. 2 tane kupa aldı. Güzel bence. Şimdi geri geliyoruz. Takıma bakacağız. Takım bu sene güzel. Sol kanada verince bu çocuğu birbirini de kesmediler. Bak Yunus Akgün 81'e gelmiş. Artı 4 gelişmiş. Harika. Çıkıldı o 84 olmuş. Oha bu adam nasıl gelişiyor? Oo. Şimdi
gol kralına gelelim arkadaşlar. Bakalım ligde gol kralına Muhammed Mustafa 20 golle ligin gol kralı olmuş. Yunus Akgün 13 golle 12. sırada. Oh be, ilk defa bir listeye girdik. O da güzel. Asist kralına... Üçüncü sezondan asist krallığı gelmiş, güzel. 9 tane asistimiz var. Şimdi daha da sevindim yani. Seneye çok güzel bir takımda daha güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Altay Bayındır da 12 gol yenmeyen maçla birinci olmuş. Adana Demirspor İrfan Can Eribayat almış. Bakın. Biz neredeyiz ya? Galatasaray ASEVE'de 9 gol yenmeyen maç. Neyse, çocuk yeni gelmişti, alışmıştır falan filan. İstatistiklerden en çok gole kimin katkısı var? Olimpia Moruton 28 gol 9 asist. Muhammed Mustafa 25 gol. Yunus Akgün 21 gol 15 asist. Ana! Şu anda rekor geldi. 2 tane de kupayı aldık. Harika oldu bu. Çıkıldao 16 gol 14 asist. Markao 6 gol falan filan derken aşağı doğru gidiyor. Buralar zaten bizi ilgilendirmeyecek. Değerimize bakalım arkadaşlar. Finansal olarak 29,5 milyon değerimiz var. 2 sene yeterli burada yani. Artık Avrupa'da yükselmeye geçmenin zamanı geldi diyorum. O zaman ne yapalım arkadaşlar? 4. sezona geçelim. Bakalım Galatasaray'a hangi teklifler gelecek? Yunus Akgün'ü nereye göndereceğiz? Haydi bakalım onları görelim. Arkadaşlar Ağustos'un 16'sına geldik. Neredeyse transfer sezonu kapanacak. 4-5 tane takımdan teklif geldi. Burnley'den geldi, Brentford'dan. Bunlar ikisi de Championship'da oynuyorlar İngiltere'de. Stuttgart geldi. Dedim ki galiba güzel, Almanya'ya gideceğiz. Stuttgart'ta 2. lige düşmüş. Onu da kabul etmedim. Fenerbahçe geldi. Onu zaten kabul etmedim. En son Kulüp Brugge geldi arkadaşlar. Orta seviyeli yani Galatasaray'la hemen hemen aynı bir takımları var. En azından Avrupa'ya kapının açılması açısından buraya gitmemiz gerekiyor. Çünkü genelde biliyorsunuz Türkiye'den direkt böyle Premier Lig'e falan oyuncu çok zor satıyorsunuz. Portekiz Ligi, Belçika Ligi, bunlar bir basamak olarak kullanılabilir. 48 milyon 500 para da vermişler. Bir görüşme yapalım. Kaçı satıyormuşuz? 65 milyon. En azından Galatasaray'a para bırakalım. Onlar da kendilerine oyuncu alırlar diye düşünüyorum. Biraz da indirim yaptım. Gideceğim takım kendi takımım olacağı için. Tamam, kabul ettik. Hadi bakalım. Yunus da kabul ederse hemen Kulüp Brugge'a geçiyoruz arkadaşlar. Belçika yolcusu kalmasın. Evet arkadaşlar, Kulüp Brugge'deyiz. Hemen gelişim planını ayarlayalım. Bir an önce simülasyona başlayalım. Çünkü zaten lig başlamış, 3 maç falan olmuş. Burada bence daha önce kullanmadığımız şu yardımcı kanat oyuncusunu kullanırsak defansif çalışma oranı da biraz daha şey olabilir. Çünkü top kesmesi falan filan belki orada defansına yardımcı olabilir. Görüşü çoğu olabilir. Orta açması, kısa pas, uzaktan şut. Bence bu reaksiyon falan bu sezonda bu şekilde geliştirelim. Şöyle bir kadromuz var. Ramos diye bir arkadaş var burada. Ajax'tan tanıdığımız Lenk var. Kalede Adero. Burada başka hiç tanıdığım bir abi yok. Şu abiden başka. Alderweireld. Burada zaten 35 yaşına gelmiş. 81 ile oynuyor. Başka da tanıdık manadık valla. Şöyle bakınca Okereke var, duydum sadece. Ne yapıyoruz o zaman? Büyük ihtimalle de Avrupa'dayızdır diye düşünüyorum. Şuradan sezon sonuna doğru bir gidelim. Bakalım kaç maç yapacağız. Ne kadar gelişeceğiz onu göreceğiz tabii ki. Mayıs, Haziran. Al bakalım sana Haziran. Haydi bakalım. 4. sezon sonuna gidiyoruz. Evet. Belçika'da Kulüp Brugge'de 4. sezon sonuna geldik. Durum nedir? Puan durumu diyor ama... normal sezonda birinci olmuşuz. Playoff'larda da birinci olmuşuz. Şampiyon olmuşuz. Çok güzel. Pro League Playoff. Bunu gösteriyor değil mi? Kazanan... Bunu anlamadım. Bu neyin ki? Playoff yarı finali. Bu düşme attı falan mı acaba? UEFA Süper Kupası... lan diyorum, Fenerbahçe'nin ne işi var burada? Avrupa Ligi'ni kazanmıştı geçen sene. Bir an şaşırdım Fener'i görünce orada. Şampiyonlar Ligi gibi oldu sanki. Paris Saint Germain 4-1 kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde neler olmuş ona bakalım. Liverpool penaltılarda kazanmış Barcelona'ya karşı. Kulüp Brugge 3. olarak Avrupa Ligi'ne düşmüş arkadaşlar. Buradan hemen o zaman Avrupa Ligi'ne girelim. Bakalım Avrupa Ligi'nde bir şey yapabildik mi? Bayern Münih Everton'a karşı finalde almış. Biz o zaman şuradan... pardon, biz ön eleme turunda yap... Beşiktaş bizi yenmiş. Vay anasını. Ben de niye son 16'ya baktıysam direkt. Çok şaşırdım ya. Monaco Galatasaray'ı yenmiş 2-0. Başka Türk takımı var mı? Yok. Beşiktaş bizi ne yaptı? Niye yendin oğlum lan? Allah Allah. Neyse. Finalde zaten Bayern Münih'i görmüştük burada. Zaten finale gelsek bile orada yapamazdık herhalde. Konferans Ligi'nde neler olmuş ona bakalım. Wolfsburg Stade Rennais'i 2-1 yenmiş finalde. Burada Türk takımı var mı diye şöyle bir bakacağım. Çeyrek finale geldik. Son 16'ya geldik. Böyle bakınca yine bir şey göremedik. Kurşun yedin sol yanından. Gol krallığında Yunus Akgün'ü gördüm. 13 gol atmış. 10. olmuş. Güzel olmuş. Peki asistlerde var mıyız? Asistlerde de varız. 5 asistimiz var. 17. sıradayız. Gol yenmeyen maçlarda var mıyız? Mignolet adlı arkadaşımız Kulüp Brugge. Ulan başka bir kaleci vardı sanki orada. Değişti mi o? Ne oldu? 32 maçta 12 gol yenmeyen maç çıkarmış. O da güzel. O zaman buradan çıkalım. Kadromuza geliyoruz arkadaşlar. Yunus Akgün 84 olmuş. Burada bir kırmızı bir arkadaş var. Bunun yerine birisi oynamış büyük ihtimalle. 76 şu oynamıştır. Evet. Alderweireld 78.
geride düşmüş. -3. Ama yine de oynuyor. Bence 84 olduk arkadaşlar. Seneye bence bir tık daha üste çıkmanın zamanı geldi. Yani takım olarak en azından daha güzel bir takım olsun. Yunus Akgün 18 gol 7 asistle takımın en iyisi. İşte bu. Avrupa'da artık kendimizi yavaştan kanıtladık. Bir üst tarafa doğru bir üst level olarak çıkmamız lazım artık. 43 maça çıkmış. 18 gol 7 asist. 48,5 milyon değerimiz var arkadaşlar. Çok güzel olmuş. O zaman 5. sezonun başına geçelim. Gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bakalım hangi takımdan, hangi yüksek güzel bir takımdan teklif gelecek. Arkadaşlar sonunda istediğim teklif geldi. İlk başta Bayern Münih geldi. Sevinmiştim, güzel. Hatta Mustafa Muhammed'i de almışlar oradan. Daha üstün reytingde oyuncular var. Gnabry var. Sol tarafta Leroy Sané. Sağ kanatta yine bir çocuk vardı. Yani biz 84, onlar 87-88 civarında. Yani yedek olarak almışlar büyük ihtimalle. Ama Milan'dan gelen teklifi gidip kontrol ettim. Kadro da bayağı geniş. Kalede Maignan var 89. Richarlison forvetleri 87 idi galiba. Tam hatırlamıyorum. Ama sağ kanatta bizden daha yüksek overall'lı kimse yok. O yüzden gidince büyük ihtimalle oynayacağız. Ben bu teklifi kabul ediyorum arkadaşlar. O da kabul ederse artık İtalya'ya gideceğiz. Milan'da artık bunun üstü zaten artık Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain. Buradan da oraya bir geçiş yaparız. Hadi bakalım Milan'a geçelim. Evet, Milan'a geldik ve antrenman planımızı da bu şekilde ters kanat oyuncusu olarak değiştirelim ki bitiriciliği biraz daha çoğalsın, daha fazla gole katkıda bulunsun. Şöyle kadroyu da bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. 86'lık Richarlison'umuz var santrafor'da. Yunus Akgün burada sağda. Sol tarafta Rafael Leao var. Kessié ve Tonali. Zaten bunlar uzun süredir burada galiba büyük ihtimalle. Jimenez buradaymış. Atletico'daydı galiba bildiğim kadarıyla. Mendes de sol bekti. Sağ beke çevirdim arkadaşlar. Çünkü sağ bekte adam yoktu hiç. Neyse 3 taneymiş. Ha, bir tane daha sol bek var. Bir tane daha sol bek var. Bu kadar sol bek almışlar. Hiçbir tane sağ bek yok. O yüzden Mendes'i buraya çevirdim. Kalede de Maignan var. Yedeklerimiz de bu şekilde görüyorsunuz. Burada artık kim nasıl oynayacaksa zaten otomatik olarak değişecek. Şurada bir stoper varmış. Bunu yukarı alalım. Buradan çıkıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Direkt sezon sonuna bakalım Milan ligde ve eğer ki Avrupa'da bir yerde varsa neler yapacak onu göreceğiz. Hadi bakalım sezon sonuna. Geldik İtalya'da sezon sonuna. Geri çıkıyorum. Bakalım Milan'la neler yaptık. Milan 80 puanla ikinci olmuş arkadaşlar. Yani gol olarak da İlk 3 takımda 78 gol atmış. İlginç. Üçü de aynı. Defansı görüyorsunuz. 42 gol yemişiz. Inter 36 gol yemiş. Defanstaki o ikinci adam da 83-84 değil de böyle 87-88 olsaydı şu an şampiyonluk diyebilirim. Süper Kupa'da var mıydık? Oraya bakalım. Juventus'a karşı penaltılarda kaybetmişiz. İtalya Kupası'nda var mıydık? Bunu almışız. İyi, güzel. Burada en azından bir tane kupamız oldu. UEFA Süper Kupası ile devam edeceğim. Penaltılarda Liverpool Bayern Münih'e karşı almış. Şampiyonlar Ligi'nde var mıydık? Finalde çok garip hal. Bayer Leverkusen, Real Sociedad. Çok ilginç. Biz burada var mıydık? Bakacağım. Oo, Valencia, CSKA Moskova onlardan 3. olarak UEFA'ya düşmüşsünüz. Çok garip. O zaman UEFA Avrupa Ligi'ni alalım bari. Almışız be. Oh be. Peki Konferans Ligi'nde neler olmuş ona bakalım. Everton, Vitoria'yı 3-0 yenmiş ve almış kupayı. Gol kralına geleceğim arkadaşlar. Inter'den Moise Kean 32 gol atmış. Bizden kim var? 19 golle Rafael Leao. Vlahovic'e bak sen, 28 gol atmış. Şu Vlahovic iyi gidiyor ya. Bu da geleceğin bayağı yıldızlarından olacak yani. Peki Yunus Akgün nerede derken gördüm. 15. sırada 12 golü var. Asist kralında var mı izleyeceğim. Inter Coman'ı da almış ha. Kingsley Coman. Biz burada yok muyuz ya? Biz fazla asist yapamamışız demek ki. Gol yenmeyen maçlarda da Atalanta'nın kalecisi Radeski 1. Maignan 7 golle 2. olmuş. Hatta Ledesma ile 2.liği paylaşmışlar 7 golle. Yunus Akgün 87. Çok güzel. Aslında takım çok güzel. Şöyle baktığımız zaman şu arkadaş niye böyle olmuş? Bu 84'lük bu oynamış burada da. Bu çocuk gelişmemiş. Niye? Bari bunu engellemeseydin. Dingil. Bir tane transferle bu takım bomba olur yani. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde uçar gider diye düşünüyorum. İstiyorsanız böyle bir şey yapalım yani. Şu çocuğun birini satıp biraz para ekleyip buraya 88'lik bir stoper aldığımız zaman burası uçar. Çünkü Kessié 86, Tonali 88, Baumgartner 86, Richarlison 87, Lafarleo 87, 88, Yunus Akgün 87 olmuş. Bir sene daha gidelim. Buraya ben bir sezon başında bir transfer yapayım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi şampiyon olabilecek miyiz bu takımla? Takım çok güzel çünkü. Yunus Akgün de bir o kupayı da almış olur. Rafael Leao 30 gol 9 asist. Baumgartner 27 gol 7 asist. Yunus Akgün 18 gol 7 asist. Böyle bir şey var mıydı burada? 18 gol 7 asist. Geçen sene de aynısını yapmış. Acaba formasyonda biraz daha geride kalıyor. O yüzden mi oldu onu bilmiyorum. Biraz ileri alabilirim ama onları. Richarlison da 14 gol 9 asist. Kessié 12 gol 9 asist derken aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. 25 yaşında 87 ratingimiz var. 88,5 milyon euro değerimiz var. Hemen o zaman yeni sezonun sonuna geçeceğiz. 6. sezonun sonunda görüşeceğiz. Bakalım oraya yapacağımız transfer ne kadar etkileyecek bizi. Haydi onu görelim.
6. sezon sonuna geldik. Bakalım Milan'la neler yaptık. Hemen geri çıkacağım arkadaşlar. Ve Milan'la bu sefer sonunda şampiyon olmuşuz yani. Inter'e de bayağı bir fark atmışız. 81 gol atmışız, 40 gol yemişiz. En az gol yiyen takım değiliz. Napoli'ye bak, 31 gol yemiş. Vay anasını, aramızda 9 gol var. Ama en fazla gol atan takımız. Orası güzel. Süper Kupa'ya geldik. 3-1 Inter'e karşı onu almışız. Ondan sonra Coppa Italia. Coppa Italia'yı almışız. Abo 3 oldu. Şuraya büyük yazayım. Gidiyor gidiyor, yavaş yavaş gidiyor. UEFA Süper Kupası. Bak bak bak, 4 oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Eğer vallahi bunu da aldıysak çok güzel, hoşuma giden bir revüt olacak. Hadi oğlum. Yok. Yani finalde bile yokuz. Neredeyiz biz? Paris Saint Germain bizi çeyrek finalde 4-3 yenmiş. Vay anasını ya. Vay be. Yani şu takımda bunu alamadık. Galatasaraylı gruptan birinci çıkmış. Galatasaray ikinci çıkmış. Çok güzel. Yani bu son zamanlarda gördüğüm en değişik rebuild oluyor. Son 16'da Olympique Lyon'a geçmişiz. Çeyrek finalde yenilmişiz. Yapacak bir şey yok. Paris Saint Germain de gidip kupayı almış. Şampiyona kaybettik. Avrupa Ligi Manchester City'nin Benfica'ya karşı. Konferansa bakalım. Konferansta neler olmuş? Wolfsburg'a karşı almış. Gol kralına gelelim. Hadi oğlum bu sefer bizden biri olsun diyeceğim. Gene yok. Roma'dan Amine Gouiri 23 golle gol kralı olmuş. Richarlison 19 gol atmış. Yunus Akgün 17 gol atmış. Güzel. Bu galiba bu sene biraz daha güzel oldu. Asistlerde de bu sene Akgün güzel. Yunus Akgün 9 asist. Baumgartner 11 asist ve Fernandes herhalde Bruno Fernandes büyük ihtimalle. Juventus'tan 12 asistle birinci olmuş. Gol yemeyen maçta da Kevin Trapp birinci Napoli'den ve ikinci Magdalena Livakovic ikinciliği paylaşmış 11 golle. Bu takıma geldik. Richarlison 89, Yunus Akgün 89, Rafael Leao 90, Baumgartner 88, Casey 88, Tonali 88, Jimenez 88 ve transfer ettiğimiz Ruben Diaz 91. Zaten 91'di. O 29 yaşında. Öyle kalmış. Abi bu takıma bakar mısın? Bu takım nasıl kazanamaz ya? Yani şu orta sahası artı 1, 89, 90 olsa şurası. Bunun üstüne takım yok yani. Ama yedek olarak tabii ki kötüyüz. Kadro merkezinden bakalım Yunus Akgün neler yapmış bu sene. Hadi oğlum bir şeyler yap. Richarlison 30 gol 5 asist. Yunus Akgün 24 gol 16 asist. Oh, tam tersini söyledim. 26 gol 14 asist. Çok güzel. Finansal olarak bakalım diğerimiz neymiş? 26 yaşındayız. 89 genimiz var. 112,5 milyon diğerimiz var arkadaşlar. Ne yapalım? Biz artık 2 senede burada kaldık. Bence yavaş yavaş başka bir takıma geçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Yeni sezona geçelim. Teklifleri değerlendireceğiz. Bakalım hangi takımlardan teklifler gelecek. Hadi bakalım 7. sezona geçiyoruz arkadaşlar. Evet, birkaç tane teklif geldi. İlk başta Valencia'dan geldi, kabul etmedim. Napoli'den geldi, Leipzig'den geldi ama Real Madrid'den gelince orada bir durdum arkadaşlar. Gidip takıma baktım. Aynı bu derecede reytingde insanlar var. Courtois hala orada 91 ile oynuyor. Bence bu teklif 182 milyon kabul edilir. Bakalım Yunus da teklifi kabul ederse hemen Real Madrid'e geçiyoruz arkadaşlar. Evet, Real Madrid'e geldik. Şu anda 90 ratingdeyiz arkadaşlar. Ve en yakın burada yardımcı kanat oyuncu yaparsak 18 haftada 91 olacak. Gerisi 36 haftada gösteriyor. Bu şekilde bu sezonda bırakalım. Hızlanma ve sprint hızı hayvan gibi oldu zaten. 18 haftada burada 91'e yükseleceğiz. Yunus Akgün şu anda 145 milyon değeri var. 370 bin haftalık maaş alıyor ve serbest kalma bedeli eklemişler. 399 milyon 500. Yani bu fiyata veren bizi alır demiş. Ve kadromuza geliyoruz. Vinicius Junior burada hala. Lautaro Martinez almışlar. João Mario burada da bir önceki takımdaki sol bek, sağ bek muhabbeti, burada da sol bek yok. Bir tane var ama 72 küsürlük bir adam, 75'lik. Onun yerine iki tane yüksek ratingli oyuncu varken hem transfer yapmamış oluruz. Onu oraya geçirirdim. Defans güzel. Delik ve Pau Torres var. Courtois zaten 91. Burada Valverde 89. Brahim Diaz var 86. Gelişir mi bilmiyorum. O zaten daha 27 yaşında. Ondan sonra zaten buradaki yedekleri de şöyle göstereyim. Kevin De Bruyne 30 küsür yaşına gelmiş. 36 hala 87. Bernardo Silva var 87 ile oynuyor. Arribas 80. Blanco 83. Aa, Neymar var. Neymar sol kanat yedeği ama 35 yaşında. Yavaş yavaş düşüyor zaten o. Rafinha bizim yedeğimiz. Kalecimizin yedeği de Lunin arkadaşlar. Andrei Lunin. Sezon sonuna gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Mayıs, Haziran 10. Al bakalım. Hadi bakalım. 7. sezon sonuna. Real Madrid'deyiz. 7. sezon sonunda İspanya'da neler yaptık? Onu hep beraber görelim mi? Real Madrid 94 puanla 24 puan fark atmış. İkinci Real Betis'e. Barcelona neredesin dostum? 69 puanda kalmışsın. Atletico Madrid 3. olmuş 72 puanla. Bu Real Betis neymiş ya? Vay anasını sayın seyirciler. 86 gol atmışız, 34 gol yemişiz. Harika mıyız neyiz? Copa de España. España artık nasıl okunuyorsa. Levante bunu almış. Şimdi ilk başta bir ligimizi aldık. Orası bir şampiyon. İspanya şampiyonu olduk. UEFA Süper Kupası. Manchester City Paris Saint Germain'i 2-1 yenmiş. Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. 1-2-3 bastım. Geldi mi geldi mi gelmedi. Niye yokuz? Niye?
Gel buraya. Real Madrid gruptan birinci çıkmışsın oğlum. Sonun altıya geliyorsun. Manchester City'yi 2-1 yeniyorsun. Çeyrek finale geliyorsun. Borussia Dortmund'u 4-0 yeniyorsun. Yarı finale geliyorsun. Ama Manchester United seni 3-2 yeniyor. Bu nedir ya? Abi sen Manchester United'dan neyin eksik? Hayvan gibi takım kurmuştuk ya. Ya hay arkadaşım. Avrupa Ligi ne olmuş? Roma, Wolfsburg almış. Yarı finalde tanıdık var mı? Yok. Çeyrek finalde o da yok. Konferans Ligi. Juventus Sporting Lisbon'a karşı almış 2-0. Yarı final, çeyrek final. Yine yok, yine yok, yine yok. Burada da hiç kimse yok zaten tanıdık. Gol krallığına geldim. Bizden Vinicius Junior 23 gol atmış. Yunus Akgün 13 golde kalmış. 13. sırada. Felix'in ardından 13 golle 2. sırada. La Liga'da asist kralı. Yani asist kralının asistanı mı oluyor? Ne oluyor artık? İkincisi. Kalecimiz 10 maç, 10 tane gol yemeyen maç çıkarmış. Tabi Oblak faktörü de burada bir yani. Ooo bu Çakır bizim Uğurcan Çakır. Real Betis o yüzden ikinci olmuş. Vay olsun sayın seyirciler. Uğurcan Çakır acaba kaç oldu? Çok merak ettim. Gidip bakacağım. Uğurcan Çakır 32 yaşında. 85 rating. Kadromuza geldik mi? Geldik. Var mı düşen? Şu Joao mu? Bir dakika ya. Bu çocuğu lan bu çocuğu oynatmamışlar. Allah sizi kahretmesin. Gerizekalılar. Ya bu kadar saçmalık olmaz ama. Burakim Diaz kalmış yerinde. Zakaria 86'da kalmış. Yunus Akgün 92 olmuş. Yani şuradaki sinirden Yunus'a bakmaya şeyim kalmadı takatım. Şu sağ bek çocuk neredesin? Yani gelişim bu adamın oynama süresi yazık be. Sol beke geldi sol bek. Yazık. Bütün şeyini yedik adamın. Vallahi üzüldüm şu anda ya. Adama üzüldüm yani. Niye üzülmeyeyim ki? Vinicius Junior 26 gol 6 asist. Yunus Akgün 18 gol 14 asist. Alışma süreci diyebilirim. Peki bir sene daha denesek. Ben burada başarılı olacağımıza inanıyorum ya. Kalecimiz hala 91 ratingde. Düşmedi. Yani bunu kullanabiliriz. Valverde gerçeği var. Daha 29 yaşında 89 ratingli. Neyse. Bir sezon daha kalmak istiyorum burada. Ne yapalım o zaman? 8. sezona geçeceğiz. 8. sezonun sonunda bakalım neler yapacağız. Bir sene daha buradayız arkadaşlar. Evet 8. sezonun sonuna geldik. Muhtemelen Real Madrid'deki son sezonumuz. Real Madrid yine şampiyon olmuş ve 2 puan farklı arkadaşlar. Barcelona'nın 2 puan önündeyiz. 84 gol atıp 35 gol yemişiz. Peki Süper Kupa'da ne durumdayız? Onu da almışız. Güzel oldu. 2 kupa oldu. Şuraya bir 2'yi bir yazı vereyim ben. Geçiyoruz. Copa de España. Burada yokuz. Niyeyse. Önce de yoktuk. Villarreal almış. UEFA Süper Kupası Roma'nın olmuş. Bayern Münih'e karşı penaltılarda kazanmışlar. Peki Şampiyonlar Ligi bu sefer geldi mi acaba? Basıyorum. Gelmemiş. Milan almış bak. İlginç. Oho Juventus penaltılarla kazanmış. 5-4 ve son 6'da ya. Yani şuradan ikinci çıkmışız lan buradan. Wolfsburg birinci çıkmış ya. Vay anasını. Beni Wolfsburg istemişti ha. Ben gitmemiştim. Oradan Milan'dan önce miydi o? Real Madrid'den önce miydi? Hatırlamıyorum. Yani burada yenilmişiz. Juventus ne yapmış? O da gitmiş. Liverpool'a yenilmiş. Liverpool ne yapmış? Milan'a yenilmiş. Milan ne yapmış? Kupayı almış. Garip garip şeyler. Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Tottenham Frankfurt'a karşı almış. Yarı final, çeyrek final falan bakalım şöyle bir bizden birileri var mı? Artık eskisi gibi Türk takımlarını da göremiyoruz. Galatasaray ön eleme turunda 4-3 yenilmiş Dortmund'a. Konferans Ligi'ni de kim almış ona görelim. Leverkusen, Boavista FC diye bir takım var. Herhalde bu Portekiz takımı olması gerek. Gol krallığına bakalım. Orada var mıyız acaba? Oyarzabal, Real Sociedad'dan 21 gol atmış. Vinicius Junior 21 gol atmış. Yunus Akgün 21 gol atmış. Junha, o ofansif orta saha bu çocuk. Atletico Madrid'den 21 gol. Yani 4 kişi aynı golü paylaşmış. En azından burada bir gol krallığı seviyesine geldik. Yunus Akgün bayağı gol atmış yalnız. Onu söylemeden geçemeyeceğim. 8 de asist yapmış arkadaşlar Yunus Akgün. 4. olmuş. Yani 4. ile aynı fiyat dedim ya. Aynı puanı paylaşmış. Gol yenmeyen maçta Uğurcan Çakır, vay anasını sayın seyirciler, Real Betis'ten 1. olmuş. Courtois'da 10 gol yenmeyen maçla 3. olmuş. Garip garip şeyler olmaya devam ediyor. Vinicius Junior 93, Yunus Akgün 93, Lautaro Martinez 90, Valverde 92, Brahim 88, Zakaria 87, De Ligt 91, Torres 90. Courtois biraz düşüş yaşamış. Ama yani şu takımın Şampiyonlar Ligi'ni alamaması yani nasıl bir ilginçlik. Yalnız hiç de yedeğimiz yok ha. Şöyle bakınca 70'lik falan 76'lık eski oyuncularımız bunlar ölmüş gitmiş burada ya. 37 yaşına gelmişler. Neyse zaten son sezonumuz. Yani Real Madrid'de son sezonumuz böyle olsun. Problem yok. İstatistikleri de kontrol edelim son bir kez. Yunus Akgün sonunda güzel olmuş bak. 28 gol 10 asist. Şöyle bakıyorum. En fazla gol ama tabii asistlerde 15 tane asisti vardı bir yerde. 28 yaşındayız. Son sezon için Galatasaray'a geri döneceğim arkadaşlar. Başladığımız yerde olayı bitirelim. Gerçi Adana Demirspor'da başladık ama futbol hayatı olarak Galatasaray'da başladığı için, altyapıdan yetiştiği için. Son olarak Galatasaray'a geri döneceğiz.
Bakalım Galatasaray'da neler yapacağız? Kadro nasıl? Onu da çok merak ediyorum. Bu kadar sezon geçti üzerinden. Kimler var onları da görelim. O zaman hemen Galatasaray'a geçelim. Önce bir kadroyu tanıyalım ve sezon sonuna doğru, videonun sonuna doğru geçeceğiz. Evet, son senemizde Galatasaray'a geldik. Şu anda daha gelişiyor gözüküyor. Şöyle herhangi bir tanesini seçelim. Nasıl olsa gelişecek. Şimdi göstermek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Buraya geldikten sonra eski arkadaşlarımızı geri çağırdım. Mustafa Mehmet geldi. Çıkıldağ geldi. Moritan zaten buradaymış. Fernandes'i aldım. Bir de Marcao'yu aldım arkadaşlar. Van der Voort zaten buradaydı. Boa'ya gitmemiş hiçbir yere. Yedek olarak burada bir sürü regen çocuklar var. Tabak var, Van de Ven falan filan. Okan Koçuk hala burada. Barış Alper Yılmaz burada. Luyendama buradaydı. Ve Berkan Kutlu buradaydı. Berkan Kutlu'da yer değiştirdim zaten. Bu şekilde bakalım son sezonumuzda eski dostlar neler yapacak onu görelim. Geçen sene şampiyon olmuşuz, onu da gördüm. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağız onu da merak ediyorum. Yani tam bir Avrupa Ligi takımı aslında ama Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gidebiliriz onu da merak ediyorum. Son sezonunda bakalım Yunus Akgün neler başaracak. Haydi bakalım sezon sonuna geçelim. Evet, son sezonun sonuna geldik. Orada bir tane de spoiler yedik. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmışız. 94 puanla şampiyon olmuşuz arkadaşlar. 94 gol atmışız. Her puan için 1 gol yazmışız. 36 gol yemişiz. Bizden daha az gol yiyen bir takım var, Trabzonspor. 1 gol eksik yemiş. Buradan çıkalım Türkiye Kupası'na. Görelim şuradan. 3-2 Konyaspor'u yenmişiz. UEFA Süper Kupası'nı kim almış onu göreceğiz. Milan orayı da almış 2-1. Şampiyonlar Ligi'ne geleceğiz. Paris Saint-Germain Bayern Münih'i 3-0 yenmiş. Biz neredeydik bakalım. Grup aşamasından birinci çıkmışız. Ooo. Sevilla'yla beraber aynı puandayız. Manchester City 9 puanda. İlginç. Son 16'dan olmuş. Toplam skorda Leverkusen'de 5-4 yenmişiz. Çeyrek finalde Paris Saint-Germain gelmiş bizi yenmiş. Şampiyona yenilmişiz. Vay anasını sayın seyirciler. Zaten geçseydik ne olacaktı? Paris Saint-Germain Barcelona oynamış. 4-3 penaltılara geçmiş. Ya biz zaten buraya kadar gelsek zaten yani takımımız o kadar şey değil. Ben Avrupa'ya düşeriz diye düşünmüştüm ama Avrupa Ligi'nde ne olmuş onu göreceğiz. 4-1 Real Madrid'i geçmiş finalde. Manchester City finale bakar mısın? Şey yani burası Şampiyonlar Ligi gibi olmuş. Real'ler, Manchester'lar. İlginç şeyler oluyor burada. Konferans Ligi'nde Aston Villa Montpellier'i yenmiş. Burası da Avrupa Ligi gibi. Yarı finalde biri var mı? Yok. Burada biri var mı? Yok. Nerede o ilk senelerdeki Fenerbahçeler, Beşiktaşlar falan filan? Güzel yerlere gelmişlerdi gerçekten. Mustafa Muhammed 31 golle ligin gol kralı olmuş. Arada 11 puan var ikinciyle arada. Tavares diye birisi 20 gol atmış. Bizden kimse yok mu? Çıkaldao var 15 gol. Yunus Akgün 13 gol atmış arkadaşlar ligde. 8. sırada. Asist lideri Morutan ve Akgün beraber 11 asistle. Gol yenmeyen maçta da Van de Voort 15 gol yenmeyen maçta birinci olmuş. Gördüğünüz gibi burada Muhammed Akgün, Akgün 95 olmuş Yunus Bey. Burada bu çocuk aynı duruyor 77'de. Marcao düşmüş. Nelson 1 artmış. Burada bir tek artan Nelson olmuş artı 1. Bir de Yunus Akgün. En çok gol atan istatistiklerine gelelim. 43 gol 11 asistle Mustafa Muhammed coşmuş. 32 yaşında eksi 1 düşmüş. Çıkıldağ 19 gol 12 asist. Yunus Akgün 19 gol 19 asist. Harikasın be. 95. Ha 2 artmış. Ben niye 94 diye buraya... Ha 93 yazıyormuş burada. Ben diğer sezonla karıştırdım. Son olarak da finansalına gelelim. 195,5 milyon değerimiz var arkadaşlar. 29 yaşındayız. 95 reytingde. Dünyanın en ilerinden bir tanesiyiz. Gerçekten çok güzel gelişti. Dinamik potansiyel dehşet uçuyor. Bu yani... Sağ kanat, sol kanat, bug'ı yapmadan da yaptım bunu. Normal sadece şeye vererek yani. Antrenman planları nerede azaldıysa oraya verdim. Fazla vakit kaybetmeden yükselmesini sağladım. O yüzden her sene böyle 3, en az 3 gelişti yani. 4 gelişti de olmuştu ama genelde 3 artı 3 gelişti. Sonlara doğru biraz düşüş tabii. 90'a yakın olunca artık biraz daha yavaş gelişiyor. Şöyle bir kameramızı büyütelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da biliyorsunuz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi oyuncular, kimler gelsin, hangi debütler gelsin. Ben de yapmaya çalışacağım yapabildiğim kadarıyla. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till you dream.